Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere tavuk ve civciv hakkında bilgiler vereceğim. Ee, videomuzda 3 tane tavuk var ve e, en öndeki tavuğun üstünde bir tane civciv var. Ee, ters yöne bakıyor. Aslında 3 tane tavuk e, sağ tarafa bakarken e, üstteki tavuk neden e, arka tarafa doğru bakıyor? Tavukların tam tersi istikametine bakıyor. Çünkü e, üstteki civciv e, arkadaşlar e, hazinenin bize yönünü gösteriyor bir kapama olduğunu söylüyor arka tarafta ee, böyle bir e, işarettir bu yani e, civciv her zaman kasadır kapalı olan yerdir arkadaşlar bunu unutmayalım tavuk ve civcivde mantığımız bu şekilde olacak e, tavuklar hiçbir şekilde bize yön vermiyor hatta bizi kandırma amaçlı yapılmış e, buradaki üç tane tavuğun e, amacı da tavuklar e, hem e, kuyruk kısımlarındaki 3 tane tüy, bakın burada 3 tane çeltik var. 1, 2 ve 3. İşte e, hem tavuklar, tavuğun kuyruğundaki 3 tane e, tüy hem de 3 tane tavuk bize buradaki e, işareti veriyor aslında. E, civciv de bize kasamızı veriyor. Civciv bize nasıl kasamızı veriyor? İşte şu gördüğünüz karşıdaki taşta şimdi gideceğim oraya birazdan. Orada e, yuvarlak bir oymamız var. İşte bu alanda kapalı bir e, kasamız olduğunu e, bize söylüyor. E, alan bu. E, burada e, çok güzel e, bir saklama yapılmış. Görüyorsunuz işte oymamız da burada. E, saklamamız da burada. Burada e, bir pirinç çubuk vasıtasıyla aslında hemen hangi nerede e, boşluk var tespit edebiliriz ve sonuca ulaşabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.